Bismillahirrahmanirrahim. Efendim hepinizi bu mübarek bayram gününde hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Gönül dolusu sevgilerimle hepinizin mübarek bayramını tebrik ediyorum. Zat-ı alileriniz, eşleriniz, çocuklarınız, aileleriniz, her kim varsa hepsiyle nice sağlıklı, afiyet dolu, bereket dolu, mutluluk dolu bayramlar görmenizi Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum. Bu önemli ve mübarek günde size adeta bir bayram hediyesi olarak düşündüğüm, aslında dün Arefe günü yapmayı ve bayramdan önce bu hediyemi size takdim etmeyi planlıyordum. Fakat bazı meşguliyetlerim bu dersi yapmama engel oldu. Şu anda ise böyle bir fırsat buldum. Hemen bu fırsatı değerlendirerek siz değerli öğrencilerime ve sevgili izleyenlere bir bayram hediyesi kıymetinde ve değerinde son derece önemli bir hadisin, bir rivayetin değerlendirmesini ve analizini yapmak istiyorum. Bu rivayet hadis kaynaklarımızda başta Buhari, Tirmizi, İbn-i Mace gibi Kütüb-i'sten önemli eserlerinde yer aldığı gibi diğer tali kaynaklarımızda da yer almış son derece önemli bir rivayettir. Rivayeti önemli kılan son birkaç asırdan beri İslam dünyasında bir çağdaşlaşma, bir modernleşme sürecinin başlamasıyla birlikte sosyal hayatta, sosyal yaşamda karşı karşıya geldiğimiz kimi durumların geçmişte olduğundan farklı konumlara ve pozisyonlara bizi maruz bıraktığı için daha önce sorun olmamış, problem olmamış ya da en azından gündem olmasını gerektirecek bir tarihsel ortam teşekkül etmemiş kimi rivayetler çağımızda daha bir öne çıkmakta ve üzerinde konuşulmakta ve zaman zaman da polemiklere ve istenmese de spekülasyonlara sebebiyet vermektedir. Sözünü ettiğim rivayet, birbirlerine nikahın düşebileceği kadın ve erkeğin tokalaşmalarını haram kıldığı düşünülen, birbirlerine nikah düşen buluğ çağına erişmiş hem erkek hem kadın, birbirlerine elleriyle, tenleriyle temas edemezler. Bu şer'an haramdır şeklinde geleneğimizde kabul görmüş. Bir fıkhi hüküm haline gelmiş. Bu düşüncenin, anlayışın çok önemli kaynaklarından ve delillerinden biri olan bir rivayeti size bugün ele almaya ve üzerinde durmaya çalışacağım. Bayramlaşma olması, tokalaşmanın son derece önemli bir ritüel olarak bayramların vazgeçilmezi olması bu sohbetimi ve dersimizi bir başka anlamda da değerli ve önemli kılmaktadır. Bu itibarla müsaadenizle hemen ekran paylaşımında tahtamıza geçelim ve sizin için hazırlamış olduğum bu rivayetin üzerinde duralım. Evet, rivayetimiz az önce de ifade etmeye çalıştığım gibi birbirlerine nikah düşen kadın ve erkeğin tokalaşmaları dinen şer'an nedir? Bunlar tokalaşabilirler mi? Konusunu konuşacağız. Ve bu konuda genel olarak yaklaşımın haramlık olduğunu da dikkate alırsak
bu dersin ve analizin ne kadar önemli olduğunu görmüş olacağız. Peki, bu rivayet nedir? Önemini şuradan anlayalım ki, Buhari bu rivayeti farklı münasebetlerle tam 14 yerde nakleder. Bu da bize rivayetin bugün üzerinde duracağımız çerçevesi ve boyutu hakkında önemli bir fikir verir diye düşünüyorum. Rivayetimiz Hazreti Ayşe validemizden gelen, onun mübarek sözüyle bu arada bu mübarek bayram gününde tüm validelerimizin, sahabe-i kiram efendilerimizin ve tabii ki başta sevgili Peygamber Efendimizin ruhları şad olsun ve bizimle maneviyatları bir olsun, birlikte olsun inşallah. Ayşe validemiz buyuruyor ki bu rivayette, bu verilen, verdiğim anlam Türkçe tercümelere baktığınızda yaygın olarak verilen anlamdır. Ben bu anlamı vermeyeceğim. Onun için de sınıfta, derslerde bu konuları ele aldığımda öğrencilere genel kabul görmüş ve Türkiye'de de Türkçe'ye tercümelerde böyle tercüme edilmiş anlamları verirken sakın bunları benim tercümem olarak not etmeyin, sakın yazmayın. Ben birazdan bu konuda nasıl bir tercüme yaptığımı ve nasıl bir anlam verdiğimi söyleyeceğim. O zaman yazarsınız diyorum öğrencilerime de. Siz de şimdilik bunu benim tercümem olarak kabul etmeyin lütfen. Ayşe validemiz buyurmuş oluyor ki, Ma messet yedu Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın eli dokunmamıştır. Burada messe sözcüğüne genel ve yaygın olarak bizim geleneğimizde birazdan üzerinde duracağız. Bu kelimenin kökü messedir. Dokunmak, temas etmek anlamı verilmiş. Dokunmak, temas etmek. Peygamber aleyhissalatü vesselamın mübarek eli messet dokunmamıştır, değmemiştir. Yede imraetin, burada imrae sözcüğünün nekire oluşuna da dikkatlerinizi istirham ediyorum özellikle ilahiyatçı öğrencilerimin. Herhangi bir kadın, kim olursa olsun, herhangi bir kadının eline değmemiştir, temas etmemiştir. İlla sadece eline değdiği kimseler, yemlikuha, buradaki yemlik sözcüğü önemli. Üzerinde analiz yaparken detaylıca duracağım. Bazı rivayetlerde de yemlik yerine yemkihuha şeklinde iki kelimenin farklı kullanımlarıyla rivayetlerde yer aldığını görüyoruz. Yemliku olduğunda bu kelimenin anlamı evli olduğu eşleri ve birlikte olması caiz olan cariyeleri birlikte kapsar. Arapçada yemlik sözcüğü bir erkeğin eşiyle birlikte olması caiz olan cariyelerine birlikte kullanılan bir sözcüktür. Ve bu yemliku dendiğinde, yani Ayşe validemiz demiş oluyor ki, Allah Resulü A, eşlerine eli dokunmuştur. B, cariyelerine eli dokunmuştur. Bunların dışında kalan, bunlardan hariç hiçbir kadının kendisine nikahı düşebilecek hiçbir kadının eli değmemiştir. Genel klasik tercüme anlamı budur. Eğer yenkihuha'yı dikkate alırsak bu sadece münhasıran nikahlı olduğu eşlerini kapsar. Eşlerinin dışında kimse ya değmemiştir denilir ki genelde şarihlerimiz cariyeleri de nikahlı gibi kabul ettiklerinden dolayı onun tahtında, altında düşünebilmişlerdir. Dolayısıyla pek bir sorun söz konusu olmamıştır. Bu münasebetle okumuş olduğumuz ve genel kabul gören, genelde böyle anlaşılan, Türkçe anlamını da söylemiş olduğumuz rivayet, bugünkü sohbetimizin ve dersimizin konusu rivayettir. Biz bu rivayette neleri konuşacağız? Bu rivayette neleri ele alacağız? Evvela bu konuyu bir netleştirelim.
Sonra bu hususun üzerinde sohbetimizi, bayram sohbetimizi ve bayram dersimizi yapmış olalım. Sevgili izleyenler, birincisi A, rivayetin tarihsel bağlamı. Bu son derece önemli. Rivayetin tarihsel bağlamı, hadis kaynaklarımıza baktığınızda bu rivayetin nakledildiği bağlam ve münasebetleri de göz önüne aldığımızda bunun hemen hemen %100'e yakını büyük ölçüde Kur'an-ı Kerim'in 60. sure Mümtehine suresi 12. ayet. Yani Müslüman kadınların Hazreti Peygamber'le biatleşmek istemeleri, kadınların biatıyla ilgili. Böyle yazalım buraya, kadınların biatı. Kadınların biatleri ile ilgili bir durumdan bahsediyor. Dolayısıyla ele alacağımız konu rivayetin tarihsel bağlamı, rivayetin ortaya çıkmasının nedeni Hazreti Peygamber'in Medine-i Münevver döneminde, onu da yazalım, Medine döneminde Müslüman hanımların onunla sözleşme yapmaları taleplerine karşılık, ki erkeklerle de bu arada yapmıştır, hem erkeklerle hem de kadınlarla yapmış olduğu bir sözleşme, biat sözleşme demektir. El sıkışılır, şu konuda size söz veriyorum diye el sıkılır ve buna Arapça bir sözcük ve kavramsal anlamıyla sözleşme, biatleşme denir. Biat bizim geleneğimizde çok köklü ve çok önemli bir kavramdır. Dolayısıyla tarihsel bağlamı itibariyle bu sözün kullanıldığı yer biatle ilgilidir. Bu bizim için birazdan son derece önem arz edecek. Ayrıca bu konu Medine-i Münevvere'de cereyan eden biatleşmeyle ilgili olmasının yanında ayrıca Mekke'nin fethinden sonra kaynaklarımızda Mekke'nin fethini müteakiben yine Allah Resulü genel bir biatleşmede İslam'a yeni girenlerle birlikte müminlerin kendine söz vermelerini istemiştir. Birazdan detaylarını konuştuğumuzda üzerinde duracağım. Orada da hem kadınlarla hem de yine erkeklerle biatleşilmiştir ve dolayısıyla biatleşerek bu husus söz konusu olmuştur. Bir biat ve sözleşme bağlamında söz konusu olmuştur. Ama ifadeye baktığımızda B, bu Buhari bunu müstakil olarak biatten bağımsız olarak da nakleder bu rivayeti. Biatla ilişkilendirmeksizin de bu rivayeti nakleder. Buhari'ye bakabilirsiniz. Çünkü Hazreti Ayşe validemizin ifadesi özellikle Arapça mayi nafiye ile başlayan ve illa istisnasıyla vurgulanarak ifade edilen, bu önemlidir Arap belagatında ve nahvinde, ifade son derece önemli, genelleyici bir ifadedir. Yani B, tarihsel olarak Hazreti Peygamber'in tüm yaşamına, Hazreti Peygamber'in tüm yaşamına şamil bir durumu dile getiriyor. Ki birazdan ben bu B şıkkındaki durumu tercih edeceğim anlam verirken ve kanaatlerimi o üzerinden yürüteceğim ve üzerinde duracağım. Dolayısıyla bugünkü konumuzun birinci bölümünde ya da konuşmamın akışına bağlı olarak bir bölümünde rivayetin bu tarihsel bağlamlarıyla ilgili yönünü ele alacağım. Burada onu da farklı bir renkle müsaadenizle yazalım. Bu bölümde ise rivayetin hükmü ile ilgili.
Evet. Bu rivayetten çıkarılacak bir hüküm nedir? Ne hüküm çıkarılmış? Ne hüküm çıkar? Bununla ilgili konuşmamızın içinde üzerinde duracağım nokta hükümle ilgili. Evet. Haram hükmü çıkmış. Bu ne derece doğru bir hükümdür? Bu rivayetten bir haram hükmü çıkar mı? Buna bir diyelim. Bir, benim birler de pek ekranda yazınca bire değil de ikiye daha çok benziyor. Umarım bu da üçe benzemez. İki, evet. İki, fıkıh usulünde haram hükmü nasıl verilir? Haram hükmü nasıl veriliyor? Dolayısıyla konunun bir de fıkıh usulü, yani metodolojik bir yönü var. Bunun üzerinde durmamız gerekiyor. Metodolojik olarak da bunun üzerinde duracağız. Ve böylece bir anlamda bu rivayetin genel kabulde, genel bilinçte yerleşik olduğu üzere birbirlerine nikahı düşen reşit ve reşide olmuş insanların, karşı cinslerin birbirleriyle tokalaşmaları ve ellerine temas ettirmeleri şer'an ve dinen haram mıdır? Haram diyebilir miyiz? Buradan bu çıkar mı? Bunu bu bölümde inşallah konuşmaya çalışacağız. Yine bu hükümle ilgili olmak üzere ona bağlı aşağıda bir başka renkle bunu renklendireyim müsaadenizle. Bu A, B oldu. Bu C olsun. Bu da D olsun. Dil açısından, metnin dili açısından. Metnin dili. Yani metinde geçen kavramlar, metinde geçen sözcüklere verilen anlamlar ne ölçüde doğru anlamlardır? Ne ölçüde doğru anlamışız? Bu metnin dilinde en önemli, hiç kuşkusuz ele alacağımız sözcük bu messet sözcüğüdür. Şu messe ve messet sözcüğüdür. Çünkü bu konunun Kur'an-ı Kerim'de geçen ve tam da kadın ve erkekle ilgili ve evlenmeyle ilgili hususlarda geçen kullanımlarına da dikkatinizi çekeceğim. Ve dolayısıyla burada messe sözcüğünün dokunmak ve temas etmek anlamına gelen lügat anlamı mı kastediliyor? Buna sözlük ve lügat anlamı diyoruz. Yoksa bu kelimenin mecazi anlamı, dilde kullanılan diğer bir başka anlamı ki az sonra üzerinde duracağım, cinsel ilişkide bulunmak, cinsel ilişki kurmak anlamına mı geliyor? Bunlarla ilgili inşallah düşüncelerimi, kanaatlerimi ve analizlerimi siz değerli izleyenler ve sevgili öğrencilerim için arz etmeye çalışacağım. O halde şimdi öncelikle konunun tarihsel bağlamından başlayalım ve oradan devam edelim ve bu konunun tarihsel bağlamı üzerinden nakledilen bu son derece önemli ve isnat bakımından da sıhhatine hiçbir şey söyleyemeyeceğimiz, söylemememiz de gereken ve zaten birazdan da söyleyeceğiz. Bu sahih bir rivayettir. Sadece anlamı yanlış anlaşılmıştır diyeceğim ben. Dolayısıyla sahih bir rivayettir. Önemli bir rivayettir. Fakat anlamı anlaşılan gibi değil. Böyle olması lazımdır diyeceğim ve gerekçelerimi birazdan sizlerle paylaşacağım. İkna edebilirsem ne âlâ. İkna etmesem zaten takdir tamamen siz değerli izleyicilerimize aittir. Burada aklıma gelmişken ikna sözcüğünü kullanınca çağrışım yaptı. Bu ders asla kadın erkek tokalaşsın bilmem ne dersi değil. Üzerinde duracağım ilerleyen dakikalarda. Bu tamamen kültürel bir şeydir. Biraz konuşacağım bunun üzerinde. Öyle bir ders değil. Bunun amacı o değil. Bu dersin amacı kadın ve erkeğin tokalaşmasının haram oluşu bu rivayetten çıkar mı çıkmaz mıyı konuşuyorum. Bunun kararını birlikte vereceğiz birazdan. Şimdi sevgili izleyenler, değerli öğrencilerim, şöyle devam edelim. Yolumuza şöyle devam edelim.
Allah Resulüne Medine'ye hicretten sonra erkekler toplu biçimde biat edip ona her bakımdan destek olacaklarını söylemelerine karşılık kadınlar da kendi aralarından bir elçi seçerek Resulullah'a gelmişler ve ona rivayetlerde görüyoruz bunları. Demişler ki ya Resulallah, buraya dikkat edelim. Ya Resulallah, meta nusafihu meta nusafihu, bu kalemin biraz pili azalmış galiba, onu keşke değişseydim, umarım bu ders idare eder. Meta nusafihu ma'ake ya Resulallah diye soruyorlar. Ve dikkatinizi istirham ediyorum. Biatleşirken el sıkışılıyor ya, tokalaşmak. Tokalaşmak. El sıkışarak biatleşiliyor. Erkeklerle Resulullah el sıkışarak tokalaşıyor. Ve geliyorlar, bakın kullandıkları sözcüğe dikkat edelim lütfen. Onu kırmızıyla işaretlemek istiyorum. Nusafihu safahadır. Tokalaşmak. Seninle biz ne zaman tokalaşacağız ya Resulallah, biatleşeceğiz? Meta nusafihu ma'ake ya Resulallah? Seninle ne zaman tokalaşacağız? Biz ne zaman seninle biatleşip el sıkışacağız diye soruyorlar. Allah Resulü de erkeklerle yoğun meşgul olduğu için, etrafı çok kalabalık olduğu için bir rivayette diyor ki sizinle la usafihu, böyle buyuruyor. Bakın la usafihu. Şimdi ben sizinle tokalaşamıyorum şu anda. Fiili muzaridir. Öğrencilerim bilir. İlahiyat okuyanlar. Sizinle şu anda tokalaşamıyorum. Yoğunum, görüyorsunuz. Sizinle biatım, benim biatım diyor. Bil kelami. Sözlüdür. Hanımlara selam söyleyin. Sizin biatınızı seni elçi sayarak senin üzerinden sözlü olarak almış oluyorum diyor Allah Resulü. Bu detaylar bizi çok ilgilendirmiyor. Burada dilsel bakımdan tarihsel bağlamı konuşurken dikkat buyurunuz. Messe kullanılmıyor. Böyle tenin tenine değmesi, dokunması anlamında kullanılan messe sözcüğü, biz sana ne zaman dokunacağız demiyor bakın. Seninle ne zaman tokalaşacağız diyor. Ne zaman el sıkışacağız ya Resulallah? Demek ki bu konuda Hazreti Peygamber'e mümin hanımların gelip seninle ne zaman tokalaşacağız, biz ne zaman biat edeceğiz, sana söz vereceğiz ya Resulallah demeleri Mümtehine suresinin 12. ayeti münasebetiyle Allah Resulü de görüyorsunuz meşgulüm, sizinle şu an tokalaşamıyorum, sözlü olarak biatınızı alıyorum demiş olması gayet doğaldır. Ve şimdi dikkat buyurunuz. Ayşe validemizin bu rivayetini bu biatla ilişkilendirenler, bu biatla ilişkilendirenler ve o münasebetle nakledenler bir önemli kavram ve sözcüğü göz ardı etmektedirler. Nedir? Bakın, burada Ayşe validemiz eğer biatleşme ile ilgili herhangi bir kadınla tokalaşmadığını ifade ediyor olsaydı ma messet yedu Resulullah demezdi. Ya ma safahat yedu Resulullah derdi. Arap da böyle ma safahat demez zaten. Safaha kullanırdı. Yani lem yusafih en nebiyyü derdi. Peygamber tokalaşmadı derdi. Messe kullanmazdı.
messe kullandığına göre, şu sözcüğü kullandığına göre onun anlamı şununla ilişkilendirilemez. Bu başka bir anlam olması lazım ki nitekim birazdan onun başka bir anlamı olduğunu altını çizmeye çalışacağım. Buradan hareketle görüyoruz ki değerli izleyenler, Resulullah'ın eli başka bir kadının eline eşleri dışında, cariyeleri dışında değmemiştir diye tercüme ettiğimiz bu sözcüğün anlamından bir tokalaşma çıkmaz. Çünkü tokalaşma Arapçada böyle söylenmez. Allah Resulü'nün mesela benim derslerde okuttuğum rivayetlerde öğrencilerim hatırlar, musafaha yapmaya, tokalaşmaya müminleri teşvik eden rivayetleri var. Buyurur ki tasafahu, bakın aynen böyle. Tasafahu, tokalaşın. Yezhebil gil, tezheb eşşahna buyurur rivayetlerde. Yani aranızdaki kötülükler, kötü düşünceler, husumet, kin, nefret ne varsa bunlar zahil olur. Birbirinize dokunun, tokalaşın. Dokununu bugün günlük güncel dilde hani yakınlaşmayı ifade ederken dokunmak anlamında kullanıyoruz da o manada söylüyorum. Yoksa ara temas manasında değil. Tokalaşın buyuruyor Allah Resulü. Bakın safahayı kullanıyor sözcük olarak. Messeyi değil. Messenin az sonra ayette nerede kullanıldığını, hangi anlama geldiğinde konuşacağız ayrıca. Şimdi bir başka rivayette ayrıca benim bununla ilgili bir tokalaşma konusunda yazdığım ve yıllar önce 15-20 yıla yakın oluyor galiba neşrettiğim bir makalem de var. Onu da ayrıca sizinle paylaşırız, okursunuz. Bunları detaylarıyla ele aldım, anlattım. Ayrıca bazı rivayetlerde Allah Resulü'nün o hanımla Hazreti Ömer'i gönderdiğini, ya Ömer git sen de kadınların biatını al dedi. Hazreti Ömer'in kadınların toplandığı eve gittiğini, kapıdan eşiğinden elini içeriye uzattığını nakleden rivayetler var. Ama uzanan elin sonunda ne olduğu, karşıdan ne uzandı uzanmadı, bunlar gelenekte biraz rivayetlerde sansür yapılmıştır. Bu bir gerçektir. Sansüre uğratıldığını, bu tokalaşmanın haramlığına ilişkin genel kanaatin rivayetleri sansür ettiğini görüyoruz. Ayrıca yine Buhari rivayetinde gördüğümüz Mekke'nin fethi münasebetiyle, Allah Resulü'nün Mekke fethi münasebetiyle biat aldığında Ebu Süfyan'ın eşi Hint'le biatleşirken Buhari rivayeti zina etmeyeceksin, şunu yapmayacaksın deyip hırsızlık yapmayacaksın maddesine geldiğinde Hint'in diyor Buhari rivayeti elini Resulullah'ın elinden çekti. Bakın safaha tokalaşıyorlar. Eli Resulullah'ın elindeymiş Hint'in. Demiş ki dur ya Resulullah demiş, elini çekmiş. Buna söz veremem. Çünkü ben Ebu Süfyan'ın hurmalarını çalıyorum. O biraz cimridir. Bana para vermiyor. Yani para derken maddi destek sağlamıyor demek ki. Onun bazen hurmalarını çalıyorum demiş. Bir gidip onunla helallaşayım, ona söyleyeyim, gelip biat edeyim. Yalan biat olmasın diyor. Konunun bizi ilgilendiren yanı ne? Rivayette açıkça Buhari'de Hint elini çekti diyor. Bakın. Demek ki Resulullah'ın eli Hint'in eline değmiş. Başka benzer rivayetler de var. Ben konuyu çok dağıtmak istemiyorum. Oraya da girmek istemiyorum. Daha teknik, daha sade, daha anlaşılır boyutta konuyu ele almaya çalışıyorum. Bu itibarla görüyoruz ki Ayşe validemizin kastı o değil. Kastı o değil. Başka bir şey kastediyor. Konunun gerek Mümtehine suresiyle ilgili boyutunu ele alalım. Orada bir tokalaşma meselesi üzerinden değerlendirelim sevgili izleyenler. Rivayette kullanılan messe sözcüğü sorunludur. Safaha olması gerekir. Konuyla ilişkilendirmemiz gerekir ve bunun bir tokalaşmaya bağlantı kurmamız için. Peki, o zaman biz bu konuyu, artık müsaadenizle bayram olduğuna göre
bir su içmek istiyorum. Şimdi biz bu konuyu diyelim ki, varsayalım ki biatleşme ile ilgili oldu. Varsayalım ki messetin anlamı da tokalaşma olsun. Şimdi buraya dikkat edin. Buradan fıkıh konularına geçeceğim. O bağlamda ilişki kurma ve bu ilişkiyi sağlıklı bir biçimde kurabilme açısından bu ifade edeceğim husus son derece önemlidir. Fıkıhta bir durumla ilgili hükmün bir başka duruma uyarlanmasına kıyas denir. Bunu önümüzdeki Cabiri okumaları dersimizde, Cabiri okumaları 9 dersimizde konu kıyasa geldi. Arabaklı ve kıyası konuşacağız. Orada daha derinlikli boyutuyla kıyası ele alacağım. Bir münasebetle onu da dinlemenizi ayrıca tavsiye ederim. Şimdi burada konu farklılığından söz etmek zorundayız. A, konu biatla ilgili. Diyelim ki biat ederken Resulullah kadınlarla tokalaşmadı. Yani biatla ilgili. Konu biat. Onlarla tokalaşmadı. İşte kalabalıktı, başka gerekçeleri vardı vesaireydi. Konu başka çünkü. B, buradaki tokalaşmaması sosyal hayatta, gündelik yaşamda tokalaşmamanın da haramlılığı buradan çıkar mı? Birazdan fıkha geçeceğiz burada. Çünkü konu farklı. Konu farklı. Dolayısıyla A ile B'nin konularındaki farklılık kıyas için ciddi bir problemdir. Konu farklı. Biri bir devlet törenidir. Bir devlet başkanına biat etmektir. Bugün seçimde oy vermek gibidir. Onun otoritesini kabuldür. Onun emirlerine riayet etmeyi kabul etmek demektir. Diğeri sosyal yaşamda, insani ilişkilerde karşılaştıklarımız insanlarla merhabalaşmak, tokalaşmaktır. Kaldı ki, cahiliye Araplarda dahil olmak üzere sosyal yaşamda kadın erkek tokalaşması yaygın da bir tokalaşma değil. Bu kültürel bir şeydir. Bizde öyle, mesela bizde kucaklaşırız, hatta öpüşürüz değil mi? Yanaklarımızdan, alnımızdan, gözümüzden, başımızdan, yakınlık derecelerimize göre insanlarla sadece sarılmayız, tokalaşmayız, öpüşürüz de. Uzak Doğu'ya gidin, Çin'e, Japonya'ya, Kore'ye. İnsanlar elleriyle de dokunmazlar, tokalaşmazlar da karşılıklı ihtiram ve hürmetlerini farklı bir ritüelle gösterirler. Bu tamamen kültürel bir şeydir. Tamamen kültürle ilgili bir olaydır. Dolayısıyla biatle ilgili olduğu aşırı derecede vurgulanan bir mevzunun gündelik yaşamda insanların birbirleriyle karşılaştıklarında tokalaşmalarına ilişkin bir haram ve yasaklığa dönüşmesinin İslam hukuku ve fıkıh açısından da ne derece sağlıklı olduğu hususu üzerinde az sonra duracağım. Kaldı ki Mekke'nin fethiyle ilgili rivayetlerde gayet açıkça bunu görebiliyoruz. İşte bu özellikle Mümtehine suresinin tefsir kaynaklarına, rivayet tefsirlerine bakılabilir, Taberi'ye bakılabilir. Diğer dirayet tefsirlerine de bakabilirsiniz. Kurtubi'ye, Alusi'ye, Fahri Razi'ye hepsine bakabilirsiniz. Detayları, o bilgileri görebileceksiniz orada. Gayet açık bir şekilde Allah Resulü diyor Safa Tepesi'ne oturdu, erkeklerin elini sıkıyordu. Hazreti Ömer'e dedi ki ben erkeklerin biatını alırken sen de aşağıya otur, kadınların biatlerini al. Kadınlar da Hazreti Ömer'le tokalaşıyorlardı ifadesi aynen geçiyor. Evet. Kadınlar da Hazreti Ömer'le tokalaşıyorlardı diye rivayette bunu görüyoruz. Dolayısıyla konunun tarihsel boyutu ve tarihsel bağlama açısından baktığımızda son derece farklı bir
durumla karşı karşıyayız. Bu da bir devlet törenidir. Biatleşme bir devlet törenidir. Tokalaşma ise bir sosyal yaşam ritüelidir. Aralarında o kadar muhteva farkı var ki bunların birbirlerine kıyaslarının yapılabilmesi ciddi anlamda fıkıh usulüyle ilgili bir sorunu önümüze koyar. Müstakillen böyle bir sorunu fıkhi bağlamda konuşabilmeye bu dersimizin içeriği ve koşulları uygun olmadığı için oraya girmeyeceğim. Ama kısmen Cabiri okumalarında Ulus'a değinmeyi düşünüyorum. Cabiri'nin konuları oraya geldiği için. Şimdi değerli izleyenler, bu B şıkkından da biraz bahsedip sonra C ve D şıklarına döneceğim. Diyelim ki Ayşe validemizin bu mübarek sözü Resulullah'ın yine mübarek elinin, teninin kendisine nikahı düşebilecek bir kadına teması anlamında olsun. Ayşe validemiz Hazreti Peygamber'in tüm yaşamıyla ilgili, çünkü ibarenin Arapça karakteristiği geneldir. Tüm yaşamıyla ilgili bir genel hükümdür bu. Bunu gözlemleyebilir mi Ayşe validemiz? Ayşe validemizin gözlemi bunu kapsar mı? Resulullah'a bitişik mi ki Ayşe validemiz Hazer'de, seferde, çarşıda, pazarda, diğer yerde, şurada, burada Allah Resulü'nün eli kime değdi, değmedi bunu gözlemleyebilir mi? Hayır. Olsa olsa bu nedir? Ayşe validemizin bir kanaati olabilir. Bir kanaati olabilir. Buraya yazalım. Bu Ayşe validemizin bir kanaatidir. Bir kanaattir. Gözlem değil. Gözlem değilse bir şey kanaat olduğunda ne ölçüde delil olur? Gözlem olduğunda ne ölçüde delil olur? Birazdan fıkhi konuyu konuşurken ele alıp konuşacağız. Bu itibarla bu bir gözlem olamaz. Doğası gereği olamaz. Bunun bir kanaat olması zorunludur. Kanaat olduğunda ki bunu buraya lütfen izin verin yazayım. Bu Ayşe validemizin bir kanaatidir. Bu kanaatinin de neyle ilgili bir kanaat olduğunu ilerleyen dakikalarda rivayetin doğru anlamını tespit etmeye başladığımda sizinle inşallah paylaşacağım. Şimdi rivayetin bir anlamda dil bakımından messe sözcüğü üzerinde durarak tarihsel bağlamı ve konunun biatle ilgili oluşuna yaptığım vurguyla birlikte sorunlara kısmen dikkatinizi çekebildiğimi ve kısmen de olsa yaygın anlamın gerçekten sorunlu bir anlam olduğuna ilişkin en azından zihninizde ve düşüncenizde bir soru işareti oluşturabildiğimi düşünüyorum. Ve buradan müsaadenizle devam edeyim. Şimdi sevgili izleyenler, İslam hukukunda insanların din ile ilgili muhatap oluşlarını şu şekilde tablolaştırabiliriz. Bu önemli bir tablodur. Buraya hasreten dikkatinizi istirham ediyorum. Böyle üçe bölebiliriz. Şura haramlar olsun. Buna yasak diyoruz. Nehi Arapça adıyla. Burada farzlar olsun. Bunlara da emirler diyoruz. Emir. Dinin üç tane ana şer'i kavramı vardır. İşte bunlardan birisi haramlardır.
Yani yasaklar, nehiler, Allah şunları şunları yapmayın. Şunları şunları da yapın diyor. Bunlar emirlerdir. Emirdir. Bu da yasaktır. Peki ama hayat, yaşam sadece yasak ve emirden ibaret değil. Ya bir de mübah alan var. Bakın mübah. Yani kulların serbest bırakıldığı alandır. Üç temel kavramımız var. Emirler var, yasaklar var, bir de mübahlar var. Onun için tüm İslam hukukçuları, ki bu genel hukukta da böyledir, tüm İslam hukukçuları ittifakla derler ki bir şeyin haramlığı için delil gerekir. Bir şeyin farz oluşu için de delil gerekir. Eşyada asıl olan ibaha olduğu için mübaha delil gerekmez. Bu çok önemli bir hukuk ilkesidir. Bir şey yasak diyorsanız yasak oluşunun delilini göstereceksiniz, ki birazdan konuşacağız bunu. Bir şey farzdır, vaciptir, yapmanız zorunludur diyorsanız yine delil göstereceksiniz. Neden farz, neden zorunlu? Ama eşyada asıl olan ibahadır. Bizim hukukun genel ilkesidir. Yani yaşamda asıl olan mübahlık ve helalliktir. Bu mübaha, onu da yazalım, helal olmaktır. Helalliktir. Helalin delili olmaz. Bu helal diyorsun, delilin ne diye sorulmaz. Bu fıkhi olarak abes bir sorudur. Mübahın delili olmaz. Haramın delili olur. Yani eşyada asıl olan tokalaşmaktır. Diyelim mesela, mübahtır. Haram diyorsanız delil getireceksiniz. Hayır efendim, tokalaşmak farzdır diyorsanız yine delil getireceksiniz. Yok, ben ne farz diyorum ne haram diyorum, o zaman mübahtır olur. Hocam siz bu arada mekruhu falan unuttunuz. Yok, unutmadım da bunları ileride konuşacağız. Üçtür arkadaşlar. Haramdır, yasaktır, farzdır, emirdir, nehidir, ibahadır. Aslı. Emir, nehi, ibahadır. Evet. Onların aralarındaki formlar ileri düzey fıkıh okumalarını gerektiriyor, ki biz bunu sizinle çok ileri düzey klasik fıkıh usulü okumalarını hep vaat edip duruyorum. Okuyacağım inşallah YouTube derslerimizde. Şu mantık okumalarımızı falan biraz toparlayalım. Cabiri okumalarımızı. Arkasından zaten klasik kelam, klasik fıkıh usulü ve felsefe metinleri okuyacağız birlikte. Orada bunları çok detaylı bir biçimde inşallah konuşacağız zaten, o ara formları. Şimdi gelelim asıl mevzuya. Bunu hangi renkle yazarsam daha dikkat çekici olur diye bakıyorum. Şununla yazayım. Delil nedir? Delil nedir? Bu rivayet ne tür bir delildir? Bu rivayet delil çünkü. Bu rivayet ne tür bir delildir? Şimdi biraz bunların üzerinde konuşalım. Sevgili izleyenler, delil bunu mantık derslerimizde biraz işlemiştik. Farklı yönüyle oradan inşallah dinlemişsinizdir. Dinlemeyenlere dinlemelerini tavsiye ederim. Delil iki türlüdür. İki türlü delilimiz var. Bir, kitap, şer'i delillerimiz bunlar. İki, sünnet. Evet, bir delilimiz kitap, diğeri de sünnettir. O halde bu haramdır dersek kitaptan delilimiz lazım ya da sünnetten delilimiz lazım.
farzdır dersek de yine kitaptan ya da sünnetten delil getirmemiz lazım. Ha sonra bunun icması, kıyası, bunlara da şimdilik en azından bu rivayetle ilgili çok detaylı girmeyeceğim. Gerektiğini hissedersem gerektiği ölçüde gireriz ama şimdilik delili kat'i olmak bakımından, delil olmak bakımından kitap ve sünnet üzerinde duracağım. Peki kitap ve sünnet delil olduğunda kitabın delil oluşunun ve sünnetin delil oluşunun türleri var mıdır? Evet. Kitabın kat'i delil oluşu var. Zanni delil oluşu var. Keza sünnetin kat'i delil oluşu var. Zanni delil oluşu var. Böylece sevgili izleyenler, karşımıza iki önemli kavram çıktı. Kat'i delil, zanni delil çıktı. Peki konu Kur'an olduğunda, Kur'an'ın kat'i delili ve zanni delili ne demek? Daha önceki Kur'an'la ilgili konuşmalarımda da bu hususların üzerinde epeyce durduğumu hatırlayacaksınız mutlaka. Kat'i delil Kur'an'ın muhkematıdır. Yani diğer bir ifadeyle söyleyecek olursak, Kur'an'ın yoruma kapalı, herkesin gayet açık ve net olarak anladığı emir ve yasakları demektir. Kur'an öyle bir emir veriyor ki farz olacak, gayet açık nettir. Öyle bir yasaklama yapıyor ki gayet açık ve nettir. Yoruma, tefsire, tevile kapalı. Bu işte kat'i bir delildir. Bu kat'i deliller A haram, B farz gerçekleşir. Kur'an kat'i delil ile bunu söylüyorsa o zaman haram ve farz gerçekleşir. Peki zanni olan nedir? Müteşabih olanlardır. Yani diğer bir ifadeyle yoruma açık, yorum ve tevile açık olanlar, tefsire, tevile ve yoruma açık olan ayetler. Yani A müfessirine, A fakihine, A alimine ve B ve C'lere göre farklı anlaşılabilen ayetlerin delaletleri farklı anlaşılabildiği için kat'i değil zanni olur. Peki zanni ne demek? Bakınız, onu da farklı bir renkle yazalım. Zanni doğru olma ve yanlış olma ihtimaline açık. Kat'i ne demek? Yanlışlanamaz demektir. Yani hatalı olma ihtimali yok. Yanlış olma ihtimali olmayan delil demektir. Kat'i delil. Peki kadın ve erkeğin ellerinin nikah düşenler için söylüyorum, birbirlerine değmesine ilişkin Kur'an'da böyle kat'i bir delilimiz var mı? Hayır. Zanni bile yok. Kat'i bırakın, zanni bile yok. Dolayısıyla konumuz bakımından Kur'an bir kaynak, bir delil değil. Ama dikkat buyurun şimdi. Ama Kur'an'ın cumhuru kat'i olarak söylüyorum. Yani cumhur, ulemanın ekseriyetinin, cumhurun genel kabulü Bakara suresi 236 ve 237. ayetlerde geçen ve şu messe sözcüğümüzle ilgili, bununla ilgili, aşağıya tekrar iniyorum, bununla ilgili kullanımı, Kur'an'ın Bakara suresindeki kullanımı hem 236'da hem de 237'de
kadınları boşayan erkeklerden söz ederken Kur'an-ı Kerim 236'da aynen şöyle diyor. Ve in dallaktumun nisa. Bakın. Ve in dallaktumun nisa. Evet. Malem, bakın, malem temessuhunne. Bakın. Neyi kullandı? Messeyi. Kur'an'ı delile bağlıyorum. Cumhur bunu kat'i görmüş. Kısmen bunu farklı anlamda anlayan fakihlerde bulunsa bile azınlıktır. Ama zanni bile olsa bir delildir. Kat'i delil olduğunu düşünüyorum ben. Ama zanni bile sayılsa kat'iliyle birlikte ekseriyetin kat'iliği, ekalliyetin de zanniliğini birbirine ekleyebileceğimiz bir durumla karşı karşıyayız. Bakın ne diyor Allah-u Teala? Kendileriyle cinsel ilişkide bulunmadınız. Cinsel ilişki. Temessuhunne. Malem temessuhunne. Kendileriyle cinsel ilişkide bulunmadan bulunmadığınız kadınları boşarsanız. 37'de de aynı. Ve in dallaktumuhunne min kabli en temessuhunne. Aynen. Kendilerine cinsel ilişkide bulunmadığınız kadınlar. Şimdi biz buradan messe sözcüğünün Kur'ani kullanımında neyi tespit etmiş bulunduk? Cinsel ilişki. Kur'an kadın ve erkek ilişkisi söz konusu olduğunda kadın ile erkeğin teması söz konusu olduğunda messeyi kullandığında şu sözcük kullandığında bu sözcüğün anlamı cinsel ilişkidir. Bunu birazdan Hazreti Ayşe validemizin naklettiği metnin anlamına uyarlayacağım. Kur'an'ın bu konuda bizim için nasıl bir delil teşkil ettiği hususuna işaret etmek bakımından söylüyorum. Ki asıl benim üzerinde duracağım usulü fıkıh bakımından bu delil bir sünnet delilidir. Hazreti Peygamber'in sünnetini söylüyor. Hazreti Peygamber'in davranışını, karakterini, sünnetini anlatıyor bize Hazreti Ayşe validemiz. Bu mevkuf ve hükmen merfu dediğimiz teorik anlamda hadis usulünde önemli bir delildir. Allah Resulü'nün bir karakterini, bir durumunu bize aktarması bakımından son derece önemli. Peki o zaman bu rivayet fıkıh usulü bakımından Hazreti Ayşe validemizden gelen rivayet zanni bir delil midir, kat'i bir delil midir? Benim YouTube'daki hadis usulü derslerimde sahih hadis konusunu dinlerseniz bu konuda çok detaylı bilgiler orada bulabilirsiniz. Sünnet, yani hadis de bunun için dahildir. Hadiste kastederiz sünnet dediğimizde. Bu bir hadistir. Mevkuf olarak nakledilmiş bir rivayettir. Hadis diyoruz bunlara, rivayet olmaları bakımından biliyorsunuz. Ne kadar çok nakledilirse etsin, ne kadar tarikten gelirse gelsin, bunlar mütevatir olmadığı sürece, ki mütevatir değil bunlar. Buhari de bunun mütevatir olduğunu söylemiyor, kimse de söylemiyor. Mütevatir değil, mütevatir olmayınca kat'i delil değildir. Sünnette, hadiste bir şey kat'i delil olabilmesi için mütevatir olması zorunludur. Mütevatir olmalıdır. Peki bu rivayet ahad mı? Evet. O halde kat'i delil değil. Peki bu rivayet nedir? Zanni bir delildir. Ahattır. Mütevatir değil demek ahat. Ahattır ve zanni delildir. Peki şimdi asıl fıkıh usulünün konusuna gelelim. Şuraya bağlayalım. Dedik ki bir şey yasaksa, bir şey emirse delil gerekir. Peki hemen belirleyelim. Bu delil nasıl olacak? Kat'i.
ancak kat'i delille farz sabit olur. Ancak kat'i delille, değerli izleyenler, haram sabit olur. Peki bu rivayet kat'i mi? Hayır. Peki bu rivayet mücerret dokunmayı, teması bile ifade ediyor olsa bu zanni durumu nedeniyle ondan haram hükmü çıkar mı? Hayır, çıkmaz. Neden? Çünkü zanni bir delildir. Haram çıkmaz. Ha, bu zanni durumun fıkıh usulündeki o işte detaylar dediğim ve farklı derslere ve farklı oturumlara havale ettiğim ve inşallah onları işleyeceğiz. O detaylara girdiğimizde işte bu mekruhtur vesairedir, tenzihi, tahrimi vesaire şeklinde ayrıntılanan mekruhlara falan dahil edilen bir durumdur. Ha, mekruh sayalım öyleyse gibi. Fıkıh usulü derslerimizde bunların detaylarını çok ayrıntılı bir şekilde inşallah ele alacağız sevgili izleyenler. Dolayısıyla şimdilik çok konuyu teorik anlamda metodolojik kavramlara ve detaylara boğmak istemiyorum. Verilmek istenen mesaj daha net anlaşılsın diye. Dolayısıyla kadının erkekle tokalaşması haramdır diyebilmek için kat'i delil gerekir. Bu nakledilen rivayete kat'i delil diyebilecek ne geçmişte bir alim ne günümüzde bir alim söz konusu olabilir. Usulden, metodolojiden haberdar hiçbir bilim insanı bu rivayete kat'i delil diyemez. Kat'i delil değilse haram delil olamaz. Ha, başka deliliniz varsa buyurun onu konuşalım. Ama bu rivayet kadınla erken tokalaşmasının haramlığını gösteremez. Göstermez. Teorik olarak, metodolojik olarak asla bir haramlık delili kabul edilemez, sayılamaz. Peki, şimdi buraya tekrar döneceğim. Yukarıya çıkalım. Konunun Hazreti Ayşe validemiz üzerinden bu konuyu bize nakleden sözüne yeniden dönelim. Ayşe validemiz bütün bir ömründe Resulullah'ın mübarek elinin başka herhangi bir kadının eline temasını gözlemleyebilir mi? Hayır dedik. Gözlemleyemez. Bu bir kanaattir. Öyleyse şimdi biraz daha açık renkte orayı da çok fazla karmaşıklaştırmayacak biçimde çünkü bayağı ekran yazılar itibariyle karmaşıklaşabiliyor. Daha sade görünümlü bir sarı renkle yazmaya çalışacağım. Ayşe validemizin bu rivayeti sevgili öğrencilerim ve çok değerli izleyenler çok önemli bir kanaattir. Çok yerinde harika bir sözdür. Hazreti Peygamber'in iffetini anlatıyor. Yani diyor ki bunu biattan ayrı olarak söylüyorum. Biatleşmeden bağımsız. Biatleşmeyle ilgili olsa bile Ayşe validemizin kastı budur. Kastı budur. Yani hermeneutik olarak kastı budur. Onun iffetidir. Şimdi o zaman kelimelerin Kur'an'dan da hareketle Bakara suresi 236 ve 237. ayetlerden de hareket ederek anlamını verelim. Ayşe validemiz buyurdu ki Resulullah cinsel ilişki niyetiyle elini nikahlı olduğu eşleri ya da dokunması, cinsel ilişkide bulunması kendine caiz olan cariyeleri hariç hiçbir kadına dokunmamıştır. Yani o, bunu şöyle yukarıya alabilir miyim? Şuraya. Resulullah hayatında asla ne peygamberlik öncesi ne de peygamberlik sonrasında
zina etmiştir. Resulullah asla zina etmemiştir demektir bunların anlamı. Ne gençliğinde, ne kabler risale, ne ba'daha, ne peygamberlik öncesi, ne peygamberlik sonrası, Resulullah asla zina etmemiştir. Zina teşebbüsüyle elini bu kötü ve menhur bir niyetle başka bir kadına değdirmemiştir. O iffetiyle abidedir, melekleşmiştir, tertemizdir demek istiyor. Rivayetin anlamı budur. Ve böyle bir kanaate Ayşe validemiz sahip olabilir. Biz de böyle çok şükür bu kanaate sahibiz. 25 yaşında kendisinden 15 yaş büyük Hatice validemizle evlenen bir delikanlı peygamberlik öncesinde. Kimse kaşının altında gözün var dememiş. Tertemiz bir hayata sahip bir peygamberin nebi olduğu, peygamber olduktan sonraki o göz altında, mercek altındaki tüm yaşamı boyunca gözlemlediğimiz şeyden hareketle göğsümüz gürleye gürleye onun iffetinden emin ola ola tüm kainat duysun diye haykırabiliriz. O iffeti abidesiydi diye. Ve Ayşe validemiz de onu söylüyor. Ve bu rivayetin anlamı Resulullah'ın eli asla kötü bir niyetle zinaya teşebbüs ya da doğrudan zina fiili olarak eli eşlerinin dışında, cariyelerinin dışında başka hiçbir kadına değmemiştir. Yani daha açık, herkesin anlayacağı bir Türkçeyle söyleyeyim. Allah Resulü sadece kendisine helal olan eşleri ve cariyeleriyle birlikte olmuştur. Başka asla harama, tırnak içinde affınıza sığınarak, hoşgörünüze mahcuben söylüyorum, halk diliyle söylemek istiyorum, çok net anlaşılsın diye asla tekrar tekrar özür dileyerek söylüyorum, uçkur çözmemiştir Allah Resulü. Bunu anlatmak istiyor. İffetini anlatmak istiyor. Onun iffet abidesi olduğunu vurgulamak istiyor. Rivayetin anlamı budur. Demek ki Ayşe validemiz biatle ilişkilense bile Allah Resulü'nün iffetini kadınlarla tokalaşmış olsa bile bu tokalaşmasından ne olacak ki? Allah Resulü öyle iffet abidesi biridir ki onun asla iffetine bir halel gelmez demek istiyor. Çünkü o ömrü boyu asla harama tenezzül etmemiş, adım atmamış, elini uzatmamıştır, zina etmemiştir demektir bunun anlamı. Çünkü messe kelimesini Kur'an'da kullanıyor ve tam da bu manada kullanıyor çünkü. Bu önemli bir delildir. O halde şimdi geldiğimiz yere bakalım. Bu rivayetin bir kere tokalaşmayla sosyal yaşamdaki İnsani ilişkiler bağlamında bir ritüel olarak gerçekleştirdiğimiz tokalaşmadır, sarılmadır, kucaklaşmadır, öpüşmedir vesairedir. Bununla hiçbir ilgisi yok ki tokalaşmanın haramlığına bunu ilişkilendirelim. Yani rivayetin anlamının onunla hiç yakından ilişkisi yok. Sayalım, bu bir devlet töreni, biat olsa ilgisi yok. Çünkü tören başka bir şey. Sosyal ritüel başka bir şey. B, rivayetin doğru anlamı zaten tokalaşmak ya da tenin tene değmesi, teması değil ki cinsel ilişkidir. Dolayısıyla tokalaşmayla hiçbir alakası yok. Niye onun haramlığıyla ilgili bir delil sayılabilsin bu? Demek ki hiçbir bakımdan bu rivayet kadın ve erkeğin birbirlerine nikahları düşen reşit ve reşide olmuş şahsiyetlerin tokalaşmasının haramlığına ilişki kurulamaz, delil sayılamaz ve buradan
haram maram herhangi bir hükümde çıkmaz. Çünkü ele aldığımız boyutları itibariyle rivayet hiçbir bakımdan böyle bir sonuca ulaşmamıza bize izin vermemektir. Vermemektedir. Dil bakımından, tarihsel bağlamı bakımından, fıkıh usulünün ilkeleri, ana temas, temel ilkeleri bakımından vermez. Diyelim ki 3 ya da C ne olduysa 3. Bu rivayet tokalaşmadan bahsediyor olsun. Bu biz sonuçta zanni bir delildir, ahad bir haberdir. Kat'i değil ki haram hükmü çıksın bundan. Haram çıkmaz. Şimdi son olarak bir hususun daha müsaadenizle üzerinde durmak istiyorum. Konunun iffet ve ahlak boyutu. Uzattığımı biliyorum ama ne kadar önemli bir konuydu. Ne kadar uzasa yeri değil mi? Evet. Onun için uzattığımı biliyorum. Ama bayram hediyesinin kıymetli olması efendim makbul olduğuna göre benim bu naçizane bir hocanın başka ne hediyesi olabilir? Bu sizinle paylaşmaya çalıştığım bilgilerin değerinin de ne kadar zaman alsa buna değecek olduğunu takdir ettiğinizi ve takdir edeceğinizi hiç kuşkusuz biliyorum. Şimdi konunun iffet ve ahlak boyutu üzerinde durmadan bu konuşma tamama ermiş olmaz. İnşallah bu konuların farklı felsefi vesaire boyutlarını farklı YouTube konuşmalarımızda da ele alacağız, konuşacağız. Bir Müslüman ahlakı, genç yaşlı fark etmez. Kültürel anlamda, kültürü gerektiriyorsa yani bazı kültürlerde bu gerekmiyor. Mesela Müslüman olsa Japonlar, efendim Çinliler, böyle bir rivayet olsa ne olacak, olmasa ne olacak? Zaten tokalaşmıyor kültür olarak. Kültürel olarak tokalaşan toplumlar için konuşuyoruz bunu. Bir kadının bir erkekle tokalaştığını düşünelim. Ne var bunda? Neden hem kadın hem erkek bu tokalaşmayı cinsel dürtülere, o bastırılmış duygularımıza bağlayarak ondan olumsuz ve cinsel manada olumsuz etkilenmeye bunu bağlayalım? Bu bir ahlaki sorun değil mi? Kanaatçı acizane bunu ben sınıflarda da söylüyorum. Bir kadınla karşılaştığımda merhaba efendim diye tokalaşan bir Müslüman erkek ya da bir Müslüman kadın. Elleri birbirine değdiği andan itibaren bundan nefsani, şehevi, şeytani ve cinsel manada olumsuz etkileniyorsa bu kadın ve erkeğin hükmünün fıkıhta değil psikiyatride aramak lazım onun hükmünü. Bunun hükmü fıkıhta olmaz. Ve fıkıh da bu psikolojileri bastırılmış sorunlu ahlaki problemi olan şahsiyetlere fıkıh buna yasak koyarak, seddi zerai yaparak yok engelleyelim de en azından teması engelledik falan ettik. Tamam teması engelledin. Gözü ne yapacağız? Elinin değmediğine de gözüyle bakıyor ya aynı kötü niyetle. Ne yapalım? Gözüne mil mi çekelim? Kör mü edelim? Gözünü mü bağlayalım? Gözlerini bağlayalım, navigasyonla gitsin insanlar.
gözlerini bağlayalım, böyle bir navigasyon icat edelim. Öyle yürüsünler. Bunun cevabı ahlaktadır. Ahlakta arayacağız, iffette arayacağız. Eğer genç ya da yaşlı bir kimse beşeri ilişki ve insani ilişki boyutunda, bakın beşeri ilişki ve insani ilişki boyutunda mücerret tenin tene temasından olumsuz ve kötü etkilenecek bir psikolojiye ve ruh haline sahipse, bir kere daha altını çizerek söylüyorum, bu insanların kesinlikle psikolog desteğine ihtiyaçları var demektir. Bunlar normal mükellef sayılamaz. Normal mükellef bir müminin böyle duygusu olmaz. Müminiz, mümin imanımız buna engel olması lazım. İffetli olmamız lazım. Böyle şey olur mu? Psikolog desteği alması lazım. Tedavi görmesi lazım. Bu insanın, böyle duygular olan bir insanın çarşıya çıkması da tehlikedir. Karşıt cinsi görmesi de, yani kadın olsun, erkek olsun. Bunlar bastırılarak olmaz. Dolayısıyla iffetin ve ahlakın gereği sağlıklı bir iffet, sağlıklı bir ahlak donanımına sahip bir mümin, kadın erkek tokalaştıklarında içlerinde herhangi bir şey hasıl olmaz. Olmaması gerekir. Oluyorsa bunun hükmü az önce de söyledim. Fıkıhta değil. Başka bir yerde. Gidip orada aramak lazım. Hocam işte fıkıhta var bu seddi zerai dediğimiz husus var. Engelleyelim ki işte daha ileri boyutlara gitmesin. Şimdi size bitiriyorum. Hem bir müjde vereceğim hem de çok ilginizi çekip umarım heyecanla bekleyeceğiniz bir hususta sohbetimi bitirmek istiyorum. Çünkü o Kur'an ayetlerini ve Kur'an'daki anlatılan o kıssayı sizlerle hermeneutik olarak paylaşmayı nicedir istiyordum. Onu bu bayram içinde ya da en uygun bir zamanda inşallah sizinle paylaşacağım. Bakın size çok önemli bir Kur'an hermeneutiği örneğiyle konuşmamı bitirmek istiyorum. Kur'an'ı böyle okuyalım diye bir hermeneutikle bitirmek istiyorum. Ve bunu inşallah müstakil bir derste ele alacağım. Cennet. Adem, Havva, şeytan. Bunları ele alacağım Kur'an hermeneutiği olarak inşallah. Peki konumuzla bağlantısı ne hocam? Allah şu ağaca yaklaşmayın diyor ya. Şu ağaca yaklaşmayın. Bakın bu Kur'an'ın, Kur'an hermeneutiği ne kadar önemli bir şey olduğunu inşallah bu cümlemle takdir edeceksiniz ve detaylarını umarım heyecanla bekleyeceksiniz. Allah şu ağaca yaklaşmayın diyor, değil mi? Yasaklıyor, değil mi? Engelliyor. O ağaçta bir kötülük var. Oradan uzak durun diyor. Settize işte fıkıhçılarımızın yaptığı şey bu. Engellemedir. Yasaklıyor. Onca cenneti bırakıp gidip o ağaca gidiyorlar, değil mi? Çünkü bir şey söyleyeceğim. Bunu lütfen kırmızıyla yazacağım. Detaylarını heyecanla beklemeniz için, o da biraz reklam oldu ama beni hoş görün lütfen. Evet, öylesine söylüyorum. Her yasak, bu benim bir mottomdur. Her yasak örtük bir teşviktir. Her yasak örtük bir teşviktir. Aslında Kur'an bununla bize yasakçı olmayın diyor. Kur'an. Bakın nasıl okumak. Okumadan okumaya ne kadar fark var. Bu kıssayla bize diyor ki yasaklamayın. Çünkü her yasak örtük bir teşviktir. İnsanların dikkatini çeker, merakını cezbeder. Onu illa bir yapması gerekir. Onun için toplum hayatında bunlar
yasaklanarak, bastırılarak psikolojik rahatsızlıklara, sorunlara neden oluyor. Niye? Bu tür problemler yoğun bir biçimde bastırılmış duygulara sahip ortamlarda, sosyal topluluklarda daha çok görülüyor. Çünkü bastırmak ve bastırılmış duygulara sahip olmak çok tehlikeli bir şeydir. Bu nedenle hocam ya engellersek işte daha ilerisinden koruruz. Daha ilerisinden korumazsın. Daha ileriye teşvik etmiş olursun. Bunu inşallah bir sonraki yorum videomda ayetlerin yorumu olarak karşınızda bir hermeneutik örneği olarak size sunmaya çalışacağım. Efendim, bir bayram gününde siz değerli izleyenlerime, zat-ı alilerinizle böyle önemli bir konuyu ne zamandır paylaşmak, sohbet etmek, el almak istiyordum. Çünkü bunu yaklaşık 20 yıl önce bir makale olarak yazdım, yayınlamıştım. Kanalımızda hadis yorumları diye bir bölümümüz de olduğu için ve oraya da bunu koyup siz değerli izleyenlerimizin vakit ayırmaya değer bulur. İzlerseniz sizinle paylaşmış olayım diye bugün bu bayramın ilk gününde o dersi ve sohbeti yapmaya çalıştım. Umarım sürçülisan etmemişimdir. Umarım haddimi aşmamışımdır. Söylemeye çalıştığım tek şey, en başa yeniden dönelim. Elimizde genel olarak ve yaygın olarak kadın ve erkeğin tokalaşmasının caiz olmadığı, haram olduğu. Dolayısıyla işte Ayşe validemizin de böyle bir zaten sözü var. Allah Resulü asla bir kadınla tokalaşmamış, ele ele değmemiş şeklindeki bu yaygın anlayış ve kanaatin ne ölçüde doğru olduğunu, bundan hareketle ulaşılan sonuçların ne ölçüde sağlıklı sonuçlar olduğunu siz değerli izleyenler ve sevgili öğrencilerimle paylaşmak istedim efendim. Saygılarımla, hürmetlerimi arz ediyorum.